Sayın Tanal buyurun. Zikrederek küçük düşürecek mahiyette cümleler sarf etti. Sataşma nedeniyle söz istiyorlar. Ne dedi sana? Siz mecliste değil misiniz? Ben meclisteyim ama size sataşmayacak bir ifade ben görmedim. Sizin isminizi zikretti ama bir sataşma ben görmedim. Siz ne dediği hatırlatırsanız ben ona göre söz veririm. Terör örgütüyle ilişkilendirecek mahiyette cümleler sarf etti. Evet buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Değerli başkanım, değerli milletvekilleri, Sayın Bülent Arınç bu meclisin meclis başkanı ve İstanbul Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı o dönem İyi Melih Gökçek sizin değerli babanız. O değerli babanıza ne dedi Sayın Bülent Arınç? Aynı zamanda değerli Bülent Arınç'ın oğlu da sizin sıralarınızda milletvekili. Dedi ki Ankara'yı Melih Gökçek parsel parsel sattı dedi. Aslında senin gırtlağına bugüne kadar helal bir lokmanın da geçtiğini sanmıyorum. Gırtlağına kadar haram lokma senin midende var. Gırtlağına kadar. Gırtlağına kadar. İki. Terör örgütü arıyorsan terör örgütünün okullarından mezun olan adam sen değil misin? Terör örgütü arıyorsan terör örgütü öven o dönemin Adalet Bakanı Sayın Meclis Başkan Vekili burada değil mi? Ya Allah'tan korkun ya. Bu sıralarda kalktık o dönem terör örgütü mecliste araştırılsın diye siyasi ayağı AK Parti'nin oylarıyla reddedildi ya. İki. Yani değerli kardeşim, değerli Basra Banka Asya yatan da sizsiniz. Şu anda onu genel müdür yapan da sizsiniz. Yani siz gırtlağına kadar terör örgütlerle iç içesiniz. Belediye seçimlerinde kırmızı bültenle aranan terör örgütünü belediyesinin İstanbul Belediyesi kazanasınız diye TRT'ye çıkaran siz değil misiniz? Ya sizde ar haya varsa terör örgütlerinin meclisteki siyasi ağını araştırırsınız. Niye reddediyorsunuz? Bana tek tek laf atacağınıza gelin siyasi ayağını bu mecliste araştıralım. Kimin terör örgütüyle ilgili alakalı olup olmadığını Sayın Meclis Başkan Vekili, Adalet Bakanı hepsini çok iyi biliyor. Gelsin araştıralım. Sayın Tanal teşekkür ediyorum.